Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Orhan Odabaşı. İdari işlerde bir yönetici. 300 kişilik bir firmanın idari işler yöneticisi. Şimdi 300 kişiyle çalışmak çok kolay bir şey değildir. Yani aslına bakarsanız idari işler pek de göze takılmayan birçok olayı halleder. Onların çözüm odaklı çalışır. Yani orada çözümsüzlük yoktur. Çünkü çözümsüz olduğu zaman sıkıntı vardır. Peki Orhan Bey kaç senedir bu işte? 7 senedir bu işte. Evet, 7 yıldır bir fiil çalışmaktayım aynı şirkette. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk, merhaba. Orhan Bey, 7 yıldır bu iştesiniz. Siz finans sektöründe çalışıyorsunuz. Evet, finans sektöründe çalışmaktayım. Peki 300 kişiyle uğraşmak kolay mı? Zordu, kolaylaştı. İnsanlar sisteme mi kavuşturdunuz? Diyalog kuraraktan çözülemeyecek, konuşaraktan çözülemeyecek Savaş Bey hiçbir şey yok. Birebir temasta mı? Evet, birebir temastayım. Ben memnunum. Onlar da benden umarım. Peki orada mesela çalışanlar arasında sizin yaş grubunuz hangi durumda? Yani sizden daha yaşlılar var herhalde. Bu sektörde, finans sektöründe özellikle büyük, yani ben çalıştığım kurumun lider bir kurum olduğunu düşünüyorum. Sektöründe lider bir kurum oldum. Tecrübe gerektiriyor. Benim yaşım şöyle anlatayım size. 21 yaşında başladım bu kuruma. 3-4 yıl kurumda en küçük kişi bendim. Tabii şu an benden daha gençler oldu. Yaşlı hissetmiyorum kendim ama daha gençler başladı. Peki şimdi bir dakika. Mesela 300 kişinin içinde sizden yaşça yüksek olanların oranı var. Nedir? Mesela %50'si daha mı yüksek sizden? %60, %70 diyebilirim. Oo, o zaman peki şimdi siz gittiğiniz zaman ne diyorsunuz? Abi mi diyorsunuz yoksa şey mi? Aradaki diyaloğa bağlı, sevgi saygıya bağlı birbirimizi yani o enerjiyi aldığınızda hani abidir, kardeştir o pozisyona geçebiliyorsunuz ama genel olarak bey, hanımefendi tercih ederim. O şekilde. Zaten finans sektöründe biraz daha ilişkiler şeydir galiba değil mi? Mesafelidir. Olması gerekiyor. Evet, olması gerekiyor. Peki şimdi 7 yıldır bu meslektesiniz, bu evet. İştesiniz. Bize yaptığınız işi, idari işleri bir tanımlar mısınız? Yani sizin sektörünüzle ilgili kısmını istiyorum. Ya idari işler olarak şöyle söyleyeyim. Bu işi sevip bu işe başlamak istediğinizde hedef olarak koyabilirsiniz. Örnek veriyorum, mezun olarak büro yönetimi mezunuydum ben bu işe başladığımda. Basamak olarak da kullanabilirsiniz. İşin tanımına geldiğimizde yazışmaların takibi, iç ve dış kurumlarla olan bağlantı. Bütün yazışmalar sizden mi geçiyor? Kurumsal evet. Olduğu için mi? Evet evet, yani muhaberattır, arşivdir vesaire. Peki orada şey var mı? Bir filtre var mı? Filtre? Yani şöyle mesela niye sizden geçiyor yazışmalar? Bu yazışmalar rutin yazışma mıdır? Yoksa mesela müşterilerle birebir oradaki kişilerin direkt temasları mıdır? Kaydalınması ve arşivlenmesi. Ha, tamam, yani, ne kadar evet, teknoloji... O önemli diyorsunuz evet, değil mi? Evet, kaydalım. Yani ne kadar teknoloji çağında da olsak Savaş Bey, biraz fiziken olan evraklarda alınması gerekiyor. Bu kayda geçiyor. Evet, tabii evet. Orada şeyler var galiba. Kısaca öz olarak elektronik bir imzalar evet. Var. Evet, kimin evet. Ne gönderdiği, hangi cevabı aldığı filan netleşiyor. Evet. Yani aslında biraz da siz... Galiba şirketin akıl defteri de oluyorsunuz galiba değil mi? Öyle desek biraz şey olmaz mı? O öyle diyelim. Öyle diyelim. Aslında öyle tabii. Yani şimdi mesela birisi genel müdürü de hatırlayabilir ama genel müdürü birisi hatırlatır. Der ki efendim işte şu zamanda bu olacak dediği zaman evet. Akıl defteri o yani. Öyle diyelim o zaman, akıl defteriyiz. Değil mi? Akıl defteri. Peki şimdi Orhan Bey şey soracağım. Bu mesleği özellikle mi seçtiniz yoksa başka hayalleriniz var mıydı? Ben bu mesleği severek... Mutlu musunuz? Mutluyum. Başladığımda severek başladım. Özellikle sizin aracınızda da teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi 21 yaşında başladım kurumsal hayata, bu firmaya. Bana güvenildi. Başlamama sebep oldu. Hedefim tabii ki de idari işlerde başlangıç diyelim. Basamak olaraktan ilerlemek bu seneye kadar yoktu aklımda. Bu sene itibariyle aslında... İlerlemek satıştır, pazarlamadır gibi hedeflerim var. Yani oraya doğru, satış ve pazarlamaya evet. Doğru evrileceksiniz. Yani aynı kurumu başka kurumlarda olabilir mi? Yani hayat şimdi, diyelim. Profesyonel yaşam evet. Ne getireceğini bilemeyiz evet, insanlar. Evet, hayat diyelim ama aynı kurumu seviyorum. Burada ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. Peki,
Peki mesela üniversite okuyan genç insanlar var. Mesela sizin bölümünüzle ilgili okuyanlar var. Evet. Onlara ne tavsiye edersiniz? Yani belki siz biraz şanslı olabilirsiniz, hırslı olabilirsiniz, idealist evet. olabilirsiniz. Ama herkesin aynı kapasitede olduğu söylenemez yani. Seçerken seçtikleri kurum ve hedefleri olmalı. Ve sabırlı olmalılar açıkçası. Çünkü iyi insanlar da çıkıyor karşımıza, kötü insanlar da. Bunu eleyerekten sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Meslek yaşamınızda diplomasiye ne kadar önem veriyorsunuz? Diplomasiye ne kadar önem veriyorum? Yarı yarıya diyelim. Yarı yarıya. Yarı yarıya diyelim, evet. Daha duygusal davranmıyorsunuz yani. Davranmamak lazım, yıpranıyor insan. Yıpranıyor diyorsunuz. Evet, duygusal olmuyor maalesef. Çözümleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Mesela bir sıkıntı var. O sıkıntının muhatapları sonuçta insan evet. ya da madde. Nasıl çözüyorsunuz? Ya şu şekilde örnek vereyim. Konuşaraktan, diyalog kurmadan yapılamayacak hiçbir şey yok. Çözülüyor bu şekilde. Hani ben kafam rahat etmiyor açıkçası. O yastığa koyduğumda o gün o sorunu çözememişsem kafam rahat etmiyor. Yatamıyorum. Eve de iş götürüyor musunuz? Götürüyorum. Götürüyorum maalesef, götürüyorum. Evli değilsiniz değil mi? Değilim. Değilim. Evlendiğiniz değil. Zaman görürüz. Evli arkadaşlarım var, onları tolere etmeye çalışıyorum. Umarım yani benim de öyle bir durum olduğunda onlar da tolere eder. Selamlarımı iletiyorum onlara. Peki. Şimdi diyorsunuz ki satış pazarlama konusunda da bir hedef, basamak. Hedefim var, basamağım evet. var. Yani mesela mesleğe girerken insanlar, siz mesela kendinize bir hedef koymuş muydunuz? Yoksa dediniz ki ben burada bir 3 seneniz galiba stajla geçti değil mi? Ya da şeyle en alt basamaktan geçti. Evet, evet. O da bir nevi stajdır aslında bakarsın. Kesinlikle. Maaşlı kesinlikle. Da olsa stajdır yani. İşi kesinlikle öğreniyorsunuz öyle. Şimdi. Yani sizin mesela okulda öğretilenle sahadaki çok farklı galiba. Tabii ki de öyle. Ben mesela finans sektöründeyim. Birçok sektör var. Ama şanslıyım finans sektöründe olmakta. Okulda öğrenilenler, hani kurumsal hayatta karşılığını bulabiliyor açıkçası. İyi insanlar, iyi kurumlarla karşılaştığında bunun karşılığını bulabiliyorsunuz. Peki, hiç mesela meslekte böyle sıkıldığınız, ya Allah kahretsin diyebildiğiniz böyle zamanlar oldu mu? Ve bu zamanlarda ne yapıyorsunuz? Mesela rehabilit ediyor musunuz kendinizi? Ruhunuzu besliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Mesainin bitmesini bekliyorum. Kendimi bir sahile atıyorum. Kafa dinliyorum. Kendimle baş başa kalıyorum. Hani çözemediğim sorunlar kendimle olabiliyor. İş arkadaşlarım tolere ediyor. Sağ olsunlar, tolere ediyorlar. Bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kendimle baş başa kalıyorum. Kaç kişisiniz mesela çalıştığınız departmanda? 6 kişiyiz. 6 kişi. Evet. Siz o 6 kişiyi yönetiyorsunuz. Birlikte çalışıyoruz. Birlikte evet. çalışıyoruz. Tamam. Nezaketen siz öyle söylüyorsunuz ama sonuçta yöneticisiniz. Birlikte çalışıyoruz. Şimdi orada mesela hani kıdemli olmak, eski olmak nasıl bir duygu? Yani mesela işe yeni gelmiş, sizin sektöre yeni girmiş ya da sizin departmanınızı yeni başlamış birisi. Orada bir abi misiniz yoksa şef müdür müsünüz? Abi kardeş, gerçi işe başlayanlar genelde benden büyük oluyor. Ben hala gencim. işe başlayanlar benden büyük oluyor. Ama abi kardeş olarak ilerlemek daha sağlıklı oluyor. Açıkçası. Peki siz genç yaşınızda o ünvana nasıl eriştiniz? O ünvan zamanla geldi. Zamanla geldi. Elimize verilmedi, zamanla geldi. Yani. Elbette canım. Evet, bir şeyler zamanla. Gösterdiniz ki yani o insanlar size güven çok önemli. Takdir ettiler, dediler ki güven evet çok bu, önemli. Bu görevin kişisi Orhan Bey olsun dediler. Şimdi tabii bu aslına bakarsanız çok çalışmayı da gerektiriyor biliyorsunuz. Evet. Yani biri size güvenmişse o güveni boş çıkartmamanız gerekiyor, lazım. Tabii ki de. Tabii ki de. Peki Orhan Bey şimdi pazarlama ve satış konusunda daha da çok geliştirmek istiyorum diyorsunuz kendinizi. Bu konuda mesela herhangi bir eğitim alıyor musunuz yoksa? Şu gerekiyor Savaş Bey, lisansları gerekiyor. Yatırım kuruluşunda bu işlemleri yapmak için lisans gerekiyor. Eksiklerim var. Onları tamamlamam lazım resmi olarak bunu yapabilmem için. Yani
devam ediyor. Sizin mücadele evet, evet. devam ediyor galiba evet, değil devam mi? Ediyor. Devam ediyor. Peki. Peki Orhan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bilgi verdiniz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ben de size. Buradan çalışma arkadaşlarıma, sizin aracılığınıza da selam gönderiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.